Irak'ta referandum sesleri. Peşmerge Meclisi ilgili yasayı kabul etti. IŞİD sayesinde Peşmerge'nin petrol kapasitesi 3'e katlandı. Sayın seyirciler, Gazze gündemin ilk sırasını alınca ikinci plana düşen ve Türkiye'de çok yakından ilgilendiren Irak'taki tehlikeli gelişmeler endişe uyandırıyor. Peşmerge Meclisi bağımsızlık referandumu için gerekli olan yasayı kabul etti. 90 gün içinde referandum kararı alınabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Ortadoğu projesi adım adım işliyor. Projenin Irak ayağında yeni bir devlet planlanıyor. Peşmergeler, IŞİD terör örgütünün de katkılarıyla projeyi hızlandırdı. Kasım 2012'de Kerkük'e yerleşmeye çalışan Peşmerge kuvvetleriyle Irak ordusu çatışmış, o tarihte Bağdat'ın dediği olmuş, Barzani geri adım atmıştı. Aradan 1,5 yıl geçtikten sonra, IŞİD terör örgütü Irak ordusunu püskürttükten sonra Kerkük'ü altın tepside Peşmerge'ye bıraktı. Bu aynı zamanda Kuzey Irak yönetiminin petrol gelirinin 3'e katlanması anlamına geliyor. Günde 150-200 bin varil petrol ihraç eden Peşmerge yönetimi, Kerkük'ün tamamen dahil olmasıyla günlük satışı 500-600 bin varile çıkaracak. İsrail, Amerika, IŞİD ve Peşmergeler arasındaki gizli koalisyon, Irak'ın kuzeyinde yeni bir yapılanma için çalışmaları hızlandırdı. Kuzey Irak'taki Peşmerge Meclisi kendi kaderini tayin hakkıyla ilgili referandum ve seçim komisyonu kurulmasına yönelik yasayı kabul etti. Komisyon, Mesut Barzani'nin onayı sonrasında 90 gün içinde kurulacak. Referandum için meclisin son bir onay vermesi yeterli olacak. Kabul edilen yasanın sadece Peşmerge bölgesinde değil, diğer tartışmalı bölgelerde de geçerli olmasına hükmedildi. Kerkük bu kapsamda ilk akla gelen şehir olsa da, Suriye, Türkiye ve İran'dan koparılmak istenen parçalar da bu yasayla yakından ilgili.